Oh, şimdi oraya gidebilirsin. Hadi. Seni aptal çocuk. Oh, üzgünüm. Bir iş görüşmem var, her şeyi kirleteceğim. Oh, üzgünüm, ben sadece kurabiyelerimi satıyordum. Hadi oradan. Oh, bu da ne evlat? Oh, üzgünüm. Ne yapıyorsun? Yolumdan çekil, beni mahvedeceksin. Ben sadece kurabiyelerimi satıyordum. Defol buradan, kokmuş yaprakları. Artık bir tane daha kaldı, tamam mı? Ciro, hadi. Ah. Oh, oh, üzgünüm, sadece köftelerimi satıyordum. Sadece annemin paraya ihtiyacı var. Hayır, sorun değil, yine de malını kaybetmene bile neden oldum. Biraz bekle. Adınız ne? Bana TB deyin. TB, tamam, bak bebeğim, üzgünüm. Sonunda malını kaybetmene neden olan benim. Bugün yemek yedin mi? Hayır. Buna bir bak. Fazla bir şeyim bile yok ama. Burada ye, Ciro. Sadece tatlı yemekten daha bir şeyler atıştır, tamam mı? Bak, içeri giriyorum. Bugün bir iş görüşmem var. O zaman seninle konuşacağım. Her zaman buralarda mısın? Evet. Ciro, hemen döneceğim, tamam mı? Hadi lütfen. Oh, üzgünüm, biraz kirliyim. Sorun değil. Hanımlar, patronumun biraz geç kalacağını söylemek istedim. Seni ödüllendirmek için bu öğleden sonra kahvesini sana ikram etmemi istedim. Kendinizi rahat ettirin. Nedir o? Bu para. Sanırım birileri orayı unutmuş olmalı, değil mi? Al şunu, seni aptal. Sen istemiyorsan, ben istiyorum. Hayır, bunun bir sahibi olmalı. Hey, eğer istemiyorsan, ben istiyorum. Böler. Hayır, bu doğru. Birinin olmalı. Çünkü bu adamın çok parası olmalı. Dir. Sessiz ol, sessiz ol. O beyefendi geri döndüğünde, sana yaptığın her şeyi anlatacağım. Hiçbir şey söylemeyeceksin. Bire karşı ikimiz. Sessiz ol. Hanımlar, özür dilemek istedim ama ne yazık ki patron bugün gelemeyecek. Görüşmeyi yarın için yeniden planlamamızı istedi. Ah, palyaço, değil mi? Dünyada her zaman olduğumu mu düşünüyorsun? Gerçekten işe yaramazsın, değil mi? Bizi bunca zaman burada bekletiyor. Ama yapmıyorum. Sana bir soru sormak istedim. Konuşabilir misin kızım? Yarın mülakat saat kaçta diye merak ediyordum. Bunu neden soruyorsun? Sadece annem var, o hasta. Ve ilacı veren benim. Ve uzakta yaşıyorum. Buraya gelmek için kaç araba kullanıyorsunuz? Bakmak. Normal günlerde, bunun gibi. İki otobüse biniyorum. Buraya gelmek için 7 blok daha yürüyorum. Ama yağmur yağmamasına bağlı, değil mi? Ve sonra geç kalıyorum. Merak etme. Patronum çok anlayışlı bir adam. Eminim senden hoşlanacaktır. Ayrıca, sizi gerçekten onunla tanıştırmak istedim. Dir. Bence ikimiz de mükemmel bir ikili olurduk. Sen mükemmel bir uşaksın ve ben öyleyim. Bebek bakıcısı olarak yaptığım işte çok iyiyim. Ben de öyle düşünüyorum. Oh, bugün olanlar için özür dilerim, anladın mı? Sorun değil. Çoktan unuttum. Bu iyi, yarın görüşürüz, anladın mı? Kadar. İyi ki en azından parayı bıraktık, değil mi? Evet, eğer zenginsek, sanırım beklememize izin verebilirsin. Şuraya bak, yine oradaki o çocuk. Bu kekleri yemeye nasıl cesaret edilir anlamıyorum. Evet. Tamam. Sorun değil. Her şey yolunda mı? Baba.
Ah oğlum. Sen uşak değil miydin? Hadi sokağın kenarına gidelim, düzgünce anlatacağım, tamam mı? Berrak. Onu kurtarmak için neden arabanın önüne atladın? Çünkü o bir çocuk. Hiçbir şey yapmadan hepsini asla göremeyecektim. Daha da fazlası, bir çocuk. Başka. Ve ikiniz neden hiçbir şey yapmadınız? Biz. Ve neden yapmalıyız? Şuradaki çocuk mu? Bu bir sokak çocuğu. Kimsenin umurunda değil. Değer verdiğim tek çocuk burada, çalışmaya gittiğim bu konakta yaşayan çocuk. Bunun mümkün olmadığını bilin. Ne? Bu köşkte yaşayan benim. Nasıl yani? Aslında o benim oğlum. Aman. Ve onunla ilgilenmek zorundasın. Bu mümkün değil. Bir çalışanda aradığım dürüstlük ikinizde de yok. Ve bu arada çocuklara bakmak için en ufak bir hüneriniz yok. İçeriden aldığın parayı bile iade edebilir misin? Ne parası? Hepinizin anladığını biliyorum. Buraya iade edin. Zaman kaybı, gördünüz mü? Gidelim. O yere düştü. Teşekkürler Jonah. Sen çok dürüst bir insansın. Sadece ailem bana bunu her zaman erken yaşlardan itibaren öğretti. Bu yüzden farklı olamazdı. Bir sorum var. Bütün bunları neden yaptın? Bu, oğluma kimin daha iyi bakacağını bilmek istediğim testti. Çok iyi iş çıkardın. Ben. Annene bir klinik önerebilirim. Ve sen. Çalışmalarınızı bitirebilir. Benimle çalışmaya devam etmek ister misiniz? Berrak. Biz oluştururuz. Güzel bir ikili, değil mi? Sana daha önce de söylediğim gibi. Bu kadar. Hoş geldin. Bizim evimiz.